Esselamu aleyküm sevgili dostlar. Manevi Şifa YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Çok şükür ki elhamdülillah yine çok faydalı bir video ile beraberiz. Belki de çoğumuzun yapmayı ihmal ettiği iki büyük sünnet. Tuvalete girerken ve çıkarken okumamız gereken dualar. Şimdiden Allah'ın izniyle çok faydalı olacağına eminim. Lütfen sizlerden ricam, bu gibi faziletli amellerin herkes tarafından bilinebilmesi için videomu sevdiklerinizle, yakınlarınızla paylaşıp onların da öğrenip amel etmesine vesile olur musunuz? Allah razı olsun efendim. Rabbim bizleri öğrenip, amel edip, amel edilmesine vesile olan bahtiyar kullarından eylesin. Unutmayalım ki bu saymış olduğum üçlü, yani öğrenmek, öğrendiğiyle amel etmek, amel edilmesine vesile olmak. Bu Rabbimizin katında çok büyük bir amel olduğu için ancak nasip işidir diyoruz. Rabbim bunu kolay kolay herkese nasip etmez. Evet, bu kısa açıklamayı da yaptıktan sonra videomuz her birerlerimize manevi şifa olsun diyelim. Buyurun başlayalım. Tuvalete girerken ne okumalıyız? Hazreti Ali radıyallahu anh'ten nakledilen bir hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuşlardır. Cinlerin gözleri ile Ademoğullarının avretleri arasındaki perde, onlardan biri helaya girdiği zaman, yani daha girmeden girmek istediği zaman Bismillah demesidir buyurmuşlardır. Yine Enes İbni Malik radıyallahu anh'ten nakledilen başka bir hadis-i şerifte ise, cinlerin gözleriyle Ademoğullarının avretleri arasındaki örtü, elbisesini çıkartmak istediği zaman Müslüman bir kişinin Bismillahillezî lâ ilâhe illâhu, kendisinden başka hiçbir ilah olmayan Allah'ın adıyla demesidir buyurmuşlardır. Enes İbni Malik radıyallahu anh'ten başka bir hadis-i şerif. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem helaya girmek istediği zaman Allahümme inni e'udu bike minel hubsi vel kabait. Ey Allah, şüphesiz ben erkek ve dişi cinlerden sana sığınırım derdi. Sevgili dostlar, bu konuda kısa da olsa küçük bir izahat verecek olursak. Bu hadisi şeriflerin delaletiyle avret bölgesi örtülü olduğu müddetçe şeytan onu göremez. Ancak açıldığı zaman görülebilir ki onu da görmemesi için bu zikirleri okumak tavsiye edilmiştir. Dolayısıyla bir insan tenha bir yerde zaruri bir hacetini görmek için avretini açacağı zaman cinlerin onun avretini görmesine mani olsun diye bu zikirleri okuması sünnet kılınmıştır. Kısaca özetleyecek olursak tuvalete girmeden Bismillah da diyebiliriz, Bismillahillezî lâ ilâhe illâhu da diyebiliriz veya Allahümme inni e'ûzdu bike minel hubsi vel habâis de diyebiliriz. Veya hepsini okuruz, çok daha âli olmuş olur derim. Peki sevgili dostlar, tuvalete girerken okunacakları öğrendikten sonra çıkarken ne okumalıyız? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem çıkarken ne okurdu? Şimdi kısaca bunu zikredelim inşallah. Ebu Zer radıyallahu anh'ten şöyle anlatılmıştır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem heladan çıkarken Elhamdülillahillezî ezhebe annil eda ve afani. Bütün hamdler benden eziyeti gideren ve bana afiyet veren Allah'a mahsustur derdi demiştir. Ne kadar güzel bir dua değil mi sevgili dostlar? Peygamber Efendimiz benden eziyeti gideren derken büyük veya küçük abdestimizi kastediyor. Düşünsenize, ihtiyacımız geldiğinde ne kadar aciziz, kıvranıp duruyoruz. Ya herhangi bir rahatsızlığımızdan dolayı bu haldeyken tuvalet ihtiyacımızı karşılayamasaydık. Öyleyse ihtiyaç gidermek ne büyük bir nimet değil mi? Bundan dolayı da Peygamber Efendimiz bütün hamdler benden eziyeti gideren ve bana afiyet veren Allah'a mahsustur buyurmuştur. Hazreti Ayşe annemizden bir başka hadis-i şerifte şöyle buyurulmuştur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kazayı haceten çıktığında mutlaka gufraneke, yani mağfiret isterim derdi. Ulemanın bu hadis-i şerifi açıklaması şöyle olmuştur. Resulullah'ın heladan çıkarken mağfiret talep etmesi
helada durduğu müddetçe Allahu Teala'yı lisanen zikredemeyişinin boşluğunu istiğfarla talep etmesidir demişlerdir. Zira Peygamber Efendimiz helaya girmek dışında Allahu Teala'nın zikrini hiç terk etmezdi. O zaman bu iki hadisi şerifi beraber okuyacak olursak şöyle okuyabiliriz. Vufraneke. Elhamdülillahillezî ezhebe annil eza ve afani. Dersek bu iki hadisi şerifle de amel etmiş oluruz inşallah. En uygunu da budur. Evet, bu konuda bir hadis-i şerif daha zikredelim. Sonra amel hususunda tercihi size bırakalım diyorum. Hazreti Ömer radıyallahu anh şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem heladan çıkarken Elhamdülillahillezî ezâkani leddetehu ve ebqâ fî kuvvetehu ve defa'a annî ezâhu. Lezzetini bana tattıran, kuvvetini bende bırakan ve eziyetini benden gideren Allah'a hamdolsun derdi demiştir. Sevgili dostlar, bu dua aynı zamanda Nuh aleyhisselamın sünnetlerindendir. Nuh aleyhisselam, Hazreti Ayşe annemizden rivayet edilen bir hadis-i şerifte lezzetini bana tattıran, faydasını bedenimde bırakan ve eziyetini benden çıkaran Allah'a hamdolsun demeden hiçbir heladan çıkmazdı demiştir. Evet, bu dua iki büyük peygamberin sünneti olmuş oluyor. Malum olduğu veçile sevgili dostlar, Allahu Teala Nuh aleyhisselam için innehu kana abden şakura. Gerçekten de o çokça şükreden bir kuldu buyurmuştur. Nuh aleyhisselam öyle bir peygamberdi ki yediği her lokmada şükrederdi. Her yudumda hamd ederdi. Her elbise giydiğinde, her bineğe bindiğinde mutlaka şükrederdi. Her adım attığında, her bir şeyi tuttuğunda ve her kazaya hacet akabinde daima Allahu Teala'ya hamdü senada bulunurdu. Bundan dolayı Allahu Teala kendisine çok şükreden bir kul ismini verdi. Evet sevgili dostlar, tercihi size bırakıyorum. İstediğiniz hadis-i şerifle amel edebilirsiniz. İsterseniz İbni Hacer rahmetullah'ın da dediği gibi bunların hepsini birlikte okumak münasip ve uygun olur demiştir. İnsanın içinde kalması halinde kendisinin helakine sebep olacak böyle bir sıkıntıdan kurtulduğu zaman kişinin elbette bir değil birkaç kere hamd etmesi yerinde olacaktır. Nitekim Hazreti Ali radıyallahu anh ihtiyacını gördükten sonra karnını sıvazlayarak kıymetini bilebilecek olsaydık bu ne büyük nimettir demiştir. Peygamber Efendimizin süt oğlu Hasan-ı Basri de bu ne nimettir ki lezzet vererek giriyor, zahmet vermeden çıkıyor derdi. Bir gün zatın birisi bir Allah dostuna nimet nedir diye sorar. O Allah dostu da senin afiyetle yiyip rahatlıkla çıkarabilmendir der ve çeker gider. Bu adam Allah dostunun bu tarifini anlayamasa gerektir ki bu Allah dostunun kendisiyle dalga geçtiğini sanır ve hiç yakıştıramaz bu tarifi ona. Ama aradan birkaç gün geçmiştir ki bu adam tuvalet ihtiyacını göremez olur. Gayet güzel yiyebiliyor ama maalesef yediklerini çıkartamıyor. Artık karnı davul gibi şişmiştir. Ayağa da kalkamıyor, yatakta kıvranıp duruyor. Bu arada tabii hata ettiğini de anlar. Hemen yakınları Allah dostuna gidip durumu anlatırlar. Ve Allah dostu da hemen bu zatın evine gider. Bakar ki karnı kocaman olmuş, şişmiş adamcağız kıvranıp duruyor. Hemen Bismillah deyip adamın karnını sıvazlar. Ve çok affedersiniz o anda yatak batar. Adam da ettiği hatayı anlayıp güzelce tevbe istiğfar eder. Ve bu nimetin büyüklüğünü artık bu musibetle güzelce anlamış olur. Bu güzel kıymetli bilgilere değer verip buraya kadar izlediğiniz için Rabbim de sizleri razı olacağı şekilde birbirinden güzel, kendi katında en makbul değerli kıymetli ameller ile bir ömür boyu müzeyyen eylesin. Videomun başında bahsetmiş olduğum nasiptar kullarından eylesin. Amin. Manevi Şifa YouTube kanalımızda bir başka güzel videoda buluşmak üzere. Tüm sevdiklerinizle birlikte Allah'a emanet olunuz.